Sen insan mısın ha? İnsan mısın? Hayır, değilim. O yüzden çek şu tetiği artık. Hadi. Hayır, hadi. İşte bu kadar kolay beni öldürmek. Hadi, beni yok etmek çok kolay mı? Hayır. Hadi çek şu tetiği. Yoksa aldığım her nefesle intikam yeminleri edeceğim. Bin pişman olacaksın beni öldürmediğine. Bilirsin Mahir. Dedim mi yaparım. O yüzden çek şu tetiği. Bitir şu kabusu. Korkaksın Mahir. Aileni tehlikeye atmayı göze alacak kadar korkak. Aptal değilim. Senin oyununa gelmeyeceğim. Zaten geberip gideceksin. Giderken beni de yakmak istiyorsun. Alçak herif. Yürü hadi. Yürü. Çok mağrursun Mahir Kara. Ama şunu yazın kenara. Bugün burada dediği çekmediğine çok pişman olacaksın. Keşke öldürseydim dedirteceğim sana mutlaka bir gün. Kesin şimdi yürü. Sen de aranıyordun değil mi? En az sen de benim kadar suçlusuna da etkarsın. Sesinin kesileceği günü bekliyorum Turgut. O biraz zor Mahir'ciğim. Çok zor. Asıl hikaye bundan sonra başlayacak senin için. Yaşadıkça anlayacaksın. Daha önce yaşadıkların, daha önce çektiğin acılar... ...bundan sonra çekeceğin acıların girizgahı da sadece. Kes sesini. Sus artık. Sussam ne değişecek Mahir Kara? Ne değişecek? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım adım adım. Beni bilirsin. Bu konudaki hissiyatımı bilirsin. Karakoldan içeri girdiğim an... ...felaketinin düğmesine kendin basacaksın. Adamlarım seni ve aileni yok etmek için harekete geçecekler. Kes artık Turgut! Gel bakalım Turgut Akın. Al şu pisliği Kemal. Aileni koru benim gazabımdan Mahir Kara. Kes sesini de yürü adam gibi. Abi sen. Benim bir işim var.
Onu halledip öyle teslim olacağım. Eşi alın, hemen gidiyoruz buradan. Neden oğlum? Nereye gidiyoruz? Turgut'u teslim ettim ama durmayacak baba. Adamları dışarıda. İntikamını almak için üstümüze satacak. İçinizden birine zarar verebilir. O yüzden hemen gidiyoruz. Feride nerede? Yukarıda mı? Senin peşin sıra çıktı. Adliyeye gideceğim dedi. İyi misin kardeşim? Bu bana az bile abi. Kusura bakma. Sözünü dinlemem. Olmuş dolmuşa çare yok orada. Sen iyisin, Turgut karakolda. Mesul yok. Alo. Alo, sana benim Mahir. Feride orada mı? Yok, yani az evvel çıktı, eve gideceğim dedi. Niye gelmiş adliyeye? Turgut'u mu duymuş? Hayır, Belgin buradaydı. Mahkemeden önce kaçmaya kalktı. Feride de onu yakaladı. Feride nasıl, iyi mi? İyi, sarsıldı biraz. Emin misin, eve mi geliyor? Evet evet, öyle dedi. Yani varmak üzeredir. Tamam, sağ olsun. Ne olmuş oğlum, iyi mi Feride kızım? İyiymiş baba, buraya geliyormuş. Hadi siz de toparlanın, Feride gelir gelmez yola çıkacağız. Hadi kızım, duydunuz abinizi, hadi. Baba ben gidip Ayten'i alayım. Tamam. Ayten benim, Mahir. Mahir sen miydin? Necdet'in adamları dolanıyor diye açamıyorum kapıyı. Necdet bir şey yapamaz sana. Asıl dert Turgut. Hemen hazırlan o yüzden. Bebeği de alıp gideceğiz buradan. Nereye? Bunları yolda konuşuruz Ayten. Vakit yok şimdi. Turgut karakola giderken tehditler sanıyordu. Belli bir fenalık yapacak. O yüzden hemen çıkmamız lazım. 10 dakikaya hazır ol, çıkacağız. Siz gidin Mahir, ben gelmeyeceğim. Ben zaten Necdet'ten kaçmak için yerimi hazırlamıştım. Akşam otobüsle İzmir'e gidiyorum. Zeynep'i de götüreceğim. Hem zaten kızın ateşi çıkıyor gibi, çok huzursuz. Biz size iyice ayak bağı olmayalım. O nasıl laf Ayten? Sen bize babanın emanetisin. Seni de bebeğini de gözümün önünden ayırma. Zaten kendi derdimizle uğraşırken başına gelenden haberim olmamış. Gider ayak söyledi sana yaptığı şerefsizliği. Yüz karası Ayten, senin değil. Sakın yüzünü yere eğme. Hadi, şimdi hazırlan. Turgut'un adamlarını bulalım, zaten geri döneceğiz. Ortalık durulsun, sen de kızını alır gidersiniz. Hadi. İyi misin Feridem? İyiyim Mahir. Teslim olmadın mı sen? Yok Sevda. Neden, ne oldu, niye gerginsin? Turgut mu kaçtı yoksa? Hayır. Karakolda. Ama adamları dışarıda. Belli ki bir plan yapmış. Aileme zarar verecek. Onları bulmadan, sizi güvene almadan teslim olmayacağım. Hadi girelim içeri. Etraf sakin Mahir. Sağ ol kardeşim. Hadi geçin arabalara. Hadi. Thank you.
düşmanı durdurmaz ya. Alışkanlık işte. Babam, yıksalar da yeni baştan kurarım sana yuvamızı. Yeter ki canınıza bir zarar gelmesin. Hadi. Sevdam, sen geç arabaya. Ben Ayten'i alıp geliyorum. Hazır olsunlar. Yasin de bul. Turgut'un köpeklerini dört koldan arayıp bulmamız şart. Tamamdır Mahir. Hadi Allah'a emanet. Hadi Sevda. Kimse bilmiyor bizden başka. Emin olana kadar burada kalacağız. Sonra her şey normale dönecek. Tamam oğlum. Hadi girelim. Hadi çocuklar. Alın şeyleri de. Bavulları da alın, çantaları falan. Bagajdan. Mahir. Hemen mi gideceksin? O adamları bulmadan bize huzur yok Feride. Korkma. Orhan burada. Siz ne olacak? Yok. Korkum kendime değil ki. Sen gelmeden, iyi olduğunu bilmeden içim rahat etmez benim. Sağ salim vereceğim ağa gözüm. Senin için. Oğlumuz için. Oğlum deyip durma. Bak kızla şimdiden küsecek sana. Her türlüsü kabul. O benim canımın parçası. Sen de bizim. O yüzden dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Sen de kimsenin evden dışarı çıkmasına müsaade etme. Ne olursa olsun. Bir tek burada emniyetiyiz çünkü. Hazırlıktan önceden yapmışlar. Boşuna her ihtimali önceden düşündüm demedi o şerefsiz. Mahir abi, mahalleden haber geldi. Sizin evi basmışlar. Thank you.
insanları al mahalleye dolan. Giren çıkanı kim görmüş, kaç kişilermiş her şeyi sorup öğrenin. Eyvallah. Mahir ne yapacağız, nerede bulacağız bu herifleri? Onlar da bizi arıyor Yasin. Yolumuz kesişecek el mecbur. Osman. Buyur abi. Tahsin'le beraber Turgut'u yakaladığımız eve gidin. Arkalarında birilerine bırakmışlar mı bir bakın bakalım. Tamam abi biz de. Hayır, Osmanlar halleder o işi. Sen burada kal. Adamlar geri gelirse haberimiz olsun. Biz de Turgut'un şu köşküne gidelim. Bakalım çalışanlardan bir şey öğrenebilecek miyiz? Tamam. Dikkat et kardeşim. Siz de. Yok abi. Gittik dediğin eve kimse yok. Biz de evde kimseyi bulamadık. Adam şeytan. Belli ki uzun zamandır tezgahlıyor her şeyi. Çalışanları da adamları da hazırlıklıymış. Şimdi ne yapacağız peki? Adamların yerini bilmiyoruz. Tek yol kalıyor. Turgut'u konuşturmak. O nasıl olacak Mahir? Adam içeride. Gidip teslim olursam yanına girmeyi ayarlayabilirim. Onu da konuştururum. Mahir. Ya konuşmazsa? Bir terslik çıkarsa ne bileyim bir şey olursa? Denemek zorundayım Yasin. Başka seçeneğim yok. Böyle korkarak saklanarak yaşatamam halim. Yok, yok Aydın ortada. Her yere baktım. Allah Allah. Gecenin bu saatinde nereye gider bu kız? Başımızda bu kadar musibeti varken. Neden haber vermez ki? Hayır, Zeynep'i nasıl bıraktı gitti onu anlamıyorum ki. Bir de bana yalan söyleyip. Aklında bir şey var demek ki. Allah verir de başına bir şey gelmesin. İnşallah. Gördün mü adamı? Nereye lan? Bırakın abi şunu. Kimsin lan sen? Ha, kimsin lan? Ne işin var evimin dibinde? Abi evinde ne? Bilmem. Ben öyle dolanıyordum da uykum kaçtı. Park mı lan burası? Ha? Gece vakti ne dolanması? Bıraksana beni. Deli misin? Ben sadece vatandaşım. İstediğim yeri gezerim. Benim evimin önünde gezemezsin. Bu ne lan? Saraydan vatandaş bu ne? Silahla mı kovalıyorsun lan uykunu? Sokuyor mu lan bunu gırtlağına? Konuş! Dur abi. Dur. Ne istersen söyleyeceğim. Kıyma canımı. Kaç kişisiniz? Öteki arkadaşların nerede? Mahalle nerede abi? Ama gittiler. Başınızda kim var? Turgut içerideyken bu işleri kim yönetiyor? Mustafa abi. O bizi yönlendiriyor. Maksadı ne? Akıllarında ne var? Sizinkilerin yerlerini öğrenmek. Öğrenci ne yapacak? Hepsini öldürecek abi. Nerede lan bu Mustafa? Ötekiler nerede? Hangi deliğe saklandılarsa söyle bana, beni oraya götüreceksin söyle! Bilmiyorum abi, emin orada nöbetteydim. Ötekiler gitti valla. Nereye gittiler lan? Ne biliyorsan anlat yoksa sıkacağım gırtlağını. Kadın geldi akşam, komşusuz. Onun peşinden takıldılar. Belki size gidiyordur diye. Kim bu kadın? Hangi eve geldi? Ufak tefek biriydi. Şuradaki eve girdi. Ayten. Kadın bebekli miydi? Yok abi, tekti. Eve gidecek, babamların yanına. Ayten bebeği bırakmaz. İsmet, bunu Kemal'e teslim et.
Koş Yasin, koş. Onlardan önce gitmemiz lazım be. Sizi iyisiniz değil mi? Bir de.